Evet herkese merhabalar. Volkan Demir Kuşak ben. Çok özel bir program yapmaya karar verdim. Çünkü çok fazla soru olan bir marka Türkiye'ye geldi. Belki biliyorsunuz, belki duydunuz ya da şimdi belki ilk defa duyacaksınız. BYD. D ya da işte uzun ismiyle Build Your Dreams. Yani işte e, hayallerini Üret hayallerini yarat gibi bir isim yapmışlar. Çinli bir marka. Biraz bunun detayından bahsedeceğim. Bu hafta bunun lansmanına gittim. E, lansmanda inanılmaz bir kalabalık vardı. Yani hayatımda gördüğüm en kalabalık otomobil lansmanlarından biriydi. Dolayısıyla uygun bir şekilde video çekmeye çok fırsatım olmadı. Birkaç tane reels çektim. Ama e, daha detaylı bir anlatım için e, bu podcast'i hem de YouTube'daki bu videoyu size aktarmak istedim. Birazcık daha detay vereceğim ama sürüş için hala bir bir ayımız var. Bu arada eğer sürüşle ilgili video izlemek istiyorsanız da Ufuk Sandık e, çok güzel bir video çekmiş. Onun kanalında var. İzleyin diye söyleyeyim size. 1995 yılında aslına bakarsanız e, pil üretmek için kurulan bir Çinli marka. Pil yani gerçekten pil. Hani elektrikli otomobilin kalbi, elektrikli motor ve batarya diyoruz ya. işte BYD buradan yola çıkmış. 1995'lerde başlamış. Çok enteresan notlar aldım size bu notlardan biraz söyleyeceğim e, programda e, hakikaten basın toplantısında çok kıymetli bilgiler verdi öncelikle e, BYD Türkiye'de ALJ grup bünyesinde olacak ALJ grubu hatırlayacaksınız bilenler bilirler Toyota Türkiye e, Lexus e, bu tip markaların hakikaten çok uzun süredir temsilcisi çok önemli bir temsilci ve uzun süredir de BYD'yi Türkiye'ye getirmek için hazırlıklarını yapıyordu. Orada da çok kıymetli bir e, genel müdür var. Onu da söyleyeceğim size. İsmail Ergun yaklaşık 35 sene otomotiv sektörünün deneyimli. Ama ALJ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt'un da açıklamaları var. Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Öncelikle Bozkurt diyor ki VED'ye gerçekten çok güveniyoruz. Çok önemli bir marka. Türkiye'de çok ciddi bir bayilik ağı kuracağız dediler. Gelecek sene 2024 yılında 20'den fazla yerde bayiliği olacak BYD'nin. Şimdiden bayilik için kapışıldığını, çok kişinin bayilik için sıraya girdiğini duydum. Rakamı vermek istemediler ama gerçekten çok fazlaymış. Çeri'nin örneği de biliyorsunuz Türkiye'de var. Çeri de hakikaten çok başarılı işler yaptı. BYD'nin otomobilleri baktığım zaman Bayağı başarılı yani bayağı enteresan özellikler var. E, tamamıyla elektrikli. Önce onu söyleyeyim. Marka 600 bin çalışan 90 bin mühendis. 600 bin çalışan 90 bin mühendis. 20 yıllık bir markadan bahsediyorum. 20 yıl yani. Çok enteresan. Şimdi 2022 yılında 1.8 milyon otomobil satmış. Ve e, bu rakam hakikaten muazzam. Bu senede yani müthiş bir rakama doğru ilerleyecekler. 2 milyon bandını çoktan geçeceklerini tavsiye ediyorum. Ama bu marka 13 yıl beklemiş biliyor musunuz? İlk 1 milyon otomobilini satmak için. 13 yıl. Ve sonra ne olmuş biliyor musunuz? 2 milyon otomobili 1,5 yılda satmışlar. Düşünebiliyor musunuz? 13 yıl bekliyorsunuz. 1 milyon otomobil satıyorsunuz. İşte öyle bir patlıyor ki. 2 milyon otomobili 1,5 yılda satacak hale geliyorsunuz. Ve toplamda Avrupa piyasasında Çin'de ve diğer bütün ülkelerde 5 milyondan fazla otomobil satmış bir Çinli marka. Müthiş. Çok enteresan özellikler söyleyeceğim size. Kendi bataryasını kendi ürettiği ve kendi pil fabrikası olduğu için 8 yıl dikkatinizi çekiyorum 200 bin kilometreye kadar garanti süresi var. O kadar çok not var ki önümde. Yani bazen Kafamı buraya kaldırıp indiriyorum. Kusura bakmayın çünkü bu kadar notu aklımda tutmakta e, zorlanabilirim. Yani 200 bin kilometre gerçekten çok enteresan. Biz 160 bin, 180 binleri falan duymuştuk ama e, 200 bin kilometreye kadar limit e, çok başarılı bir e, insanlara kullanabilirlik anlamına çok önemli bir hissiyat verecek, güvenilirlik hissiyatı verecek. Çünkü 200 binden sonra bu bataryaların ölmediğini hatırlatalım. Ne oluyor biliyorsunuz değil mi? ölen hücreleri değiştiriyor marka. 10 yıl içerisinde bunların daha fazla ne olacağı da belli olacak. Şu anda benim duyduğum kadarıyla zaten bu bataryaları başka fabrikalarda kullanıyorlar. Yani atıyorum arabanızdaki batarya %80'e düşüyor. Cep, cep telefonu gibi alıyorlar bunu. Bir fabrikanın enerji sisteminde kullanıyorlar. Ben bunu daha önce Almanya'da görmüştüm. Şimdi birkaç size BEDA'nın Türkiye giriş şifresini vereyim. Öncelikle BEDA'nın yepyeni bir Türkiye Genel Müdürü var otomotiv sektör açısından hakikaten bilinen isimlerden İsmail Ergun e, markaya çok güvendiğini söyledi e, ve çok konuşulacak modellerle Türkiye'de olacağız dedi. Gelecek seneden itibaren e, pazarda %83'lük bir model yelpazesi olacak. Yani her 10 otomobilden 8'inin BED tarafından satılabilir. Yanlış söyledim. Her 10 otomobilden 8 tanesi BED bünyesinde olabilecek. Çünkü pazarı kapsama alanı çok önemli. Ne anlama geliyor bu? SUV? A segmenti, B segmenti, bütün segmentlerde otomobilleri olacak ve çok geniş bir A yayılacaklar. Ee, bir bilgi daha vereyimse, Dediğim gibi 20'den fazla BYD de e, bayisi olacak ama BYD bir dijital bayilik de yapıyor. Dijital bayilik ne? Şu anda benimle sizin konuştuğunuz gibi bir online satış temsilcisi çıkıyor. Ve otomobili size anlatıyor. Siz uygun bulursanız koşullar okeylenirse buradan satışı gerçekleştiriyorsunuz. Siz gidip belki şehrinizde de bayisi yok. Gidip olan bayiden en yakın bayiden Sadece teslimat için oraya ulaşıyorsunuz. Dijital bayilik çok önemli. Türkiye'de e, dediğim gibi 360 derece hizmet vermeyi planlıyor marka. %10 ÖTV dilimine sokmayı planlıyorlar ilk otomobillerini. İlk otomobilde Atto 3 olacak. Atto 3 hakikaten SUV segmentinde marka açısından çok önemli. C segment yani kompakt sınıfta sıkı bir SUV geliyor. E, online talepler şimdiden başlamış. Arzu edenler şimdiden taleplerini e, bu taleplerde bulunabiliyorlar. Gelecek aydan itibaren otomobiller de artık caddelerde yavaş yavaş gözüküyor olacak. Ekim ile Kasım arasında bunları görüyor olacağız. E, NFC var otomobillerde. 15.6 inç multimedya ekranı var. E, görmüşsünüzdür belki multimedya ekranı falan böyle enine ve dikine olarak dönebilen modelleri e, var. Hakikaten çok ilgi çekecektir. Ben en çok B7 Han modeline e, bayıldım çok hoşuma gitti. Türkiye'de de çok e, tutacağını tahmin ediyorum özellikle e, sedan tarafında BYD'nin Seal modeli de 2024'ün ilk çeyreğinde Türkiye'de olacak ve başka modeller de geliyor 2024 yılında. E, enteresan bir şey var. Otomobillerin bazılarının arkasında rakamlar yazıyor. 3.8, 3.6 diye. Bu otomobillerin 0-100 km hızlanmasını gösteriyor. Otomobilin arkasına baktığın zaman görebiliyorsunuz. Ya da kapı içerisinde böyle bir Gitar teli gibi bir teli var, tık 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 çalıyor. Yani çok enteresan oyuncaklar yapmışlar. Birkaç bilgi daha vereyim size. Mesela Euro NCAP konusunda otomobil markası çok hassas ve Euro NCAP standartlarına uygun otomobiller geliştirmeye başlamış. Ve hepsi 5 yıldızlı olarak e, Avrupa'ya ve Türkiye'ye gelecek. E, BE'de ATTO3, 150 kV'lık bir gücü var. Kilowatt deyin, bazen kV deyince kızıyorsunuz. 310 Nm tork üretiyor. 0-100 km hızlanmasını sadece 7.3 saniyede tamamlıyor WLTP ölçümlerine göre de karma kullanımda 420 ila 565 kilometrelik bir menzil sunuyor. E, %30'dan %80'e de 29 dakikada şarj olabiliyor. BYD Han ve BYD Seal'ın e, 2024'ün ilk çeyreğinde Türkiye'de olacağını söyleyeyim. E, Seal U var, BYD Tank diye bir model var. Dolphin diye bir minik bir otomobil gördüm. Şehir otomobili. Yaklaşık 350 km falan menzil de var. Onu da gördüm. Bu da güzel noktalardan bir tanesi. B7 Han'dan da bahsedeyim size. Oldukça yüksek performanslı bir otomobil. 380 kv'lık bir gücü var. 700 Nm torku var. İkiz elektrik motor. 0-100 km hızlanmasını sadece 3.9 saniyede tamamlamasına müsaade ediyor. Ve 662 kilometrelik bir menzil sunuyor. İnanılmaz. Dolphin. Bunu da söyleyeyim size. Dolphin'de 70 ile 150 kW'lık motor güçlerine sahip elektrikli motor seçenekleri var. E, 44.9 ve 60.4 kW bölü saatlik batarya seçenekleri var. 427 km, ben az önce 350 demiştim. 427 km'ye kadar da bir menzil sunabiliyor. E, 0 30'dan 80'e de 29 dakikada yine şarj olabiliyor. D segmentinde ise BY'de Seal adlı bir model var ve ayrıca BY'de Seal U adlı bir model daha olacak. Etkileyici bir görünüm var, çok yakışıklıydı. Biz de Esma Sultan yalısında çok güzel bir lansmana tanık olduk. Hakikaten güzel çalışmışlar, emeklerine sağlık herkesin de keyifliydi. BY'de dediğim gibi yani Avrupa'da çok konuşulacak. Dediğim ya Çinde çıktı ama dünyanın en çok elektrikli otomobil satan markasına dönüştü. Yani sırf geçen sene tekrar etmekte fayda var. 1 milyon 860 bin otomobil satmış. Ve bu 2021 rakamına göre 3 kat. Yani 2022'de 2021'in 3 katı otomobil satmış marka. Ee, ve dünyanın bir numarası diyorum ya. Yani 90 bin tane mühendis çalıştırmak ne demek? Hakikaten çok önemli. BED'nin ayrıca elektronik, otomotiv, yeni enerji, demir yol taşımacılığı gibi 4 tane ana sektörde de Üretimleri var Türkiye'de e, hakikaten belli ki bu otomobili çok göreceğiz farklı tasarım güzel tasarım e, elektrikli olması bir artı İyi bir fiyatla geleceğini söyledi Ali Ayder Bozkurt İyi bir fiyatla gelirse de hakikaten e, sıkı bir rekabet olacaktır biliyorsunuz bu arada Türkiye'de Tesla'da ilk defa ODM'de yani otomotiv distribütörü ve mobilite derneğine rakamlar açıklamaya başladı. Geçen ay ki güncel rakamı birazdan söylerim. 5500'e yakın Tesla satılmış. TOG'daki rakam 3400. Ee, ama benim gördüğüm ve duyduğum Tesla bilgide vermekte biraz imtina ediyor. 9000-10000 bantlarına doğru Tesla satışı ulaşmış. Yani böyle giderse e, Tesla'yı kimse kolay kolay Türkiye'de durduramaz. Ki düşün sadece tek model satılıyor. Model Y satılıyor. Avrupa'nın en çok satılan otomobili model 3 de Türkiye'de ol olursa işler bambaşka bir noktaya gelir. Ben size Kısaca BYD ile ilgili biraz bilgi vermek istedim. Böyle arada masa başında videolar da yapacağım. Biliyorsunuz hep hareketliyiz. Tekne, otomobil videoları koymaya devam ediyoruz ama bunu hızlı hızlı size aktarmak istedim. Eksik yedik bilgi aktarmış olabilirim. Affola. Lütfen kanala abone olun, yorum yapın. E, yorumlarınız çok kıymetli. Hakikaten her yorumunuzu tek tek okuyorum. E, çok da gidiyor. E, yanlış bir şey söylediksek de affola. Benden bu kadar. Kontinentin sunmuş olduğu Volkan Demir Kuşakları gündem hem podcast'te hem Apple Post podcast'te, Spotify'da ve YouTube kanalımda live olacak. Hoşçakalın.